billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ehli beytihi ve zürriyatihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedana lil-islam ve elhamdülillahi'llezî ce'alena min ümmeti Muhammedin Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi allazi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye leula en hedana Allah. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina ve kurrati a'yunina Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamd ve senalar. Onun Habibi, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Rabbimiz gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Kılmış olduğumuz yatsı namazımızı Rabbim kabul ve makbul eylesin. Son nefeslerimize kadar iman üzere, istikamet üzere ve bilhassa kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek Rabbim çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu bizleri bir cuma gecesine daha eriştirdi. Rabbimiz bu mübarek gecelerin bereketinden ve manevi hissesinden cümlemizi hissedar eylesin. Allah Celle Celaluhu duyduklarımızla amel etmeyi bize nasip eylesin. Camide değil sadece, hayatımızın tüm alanlarında Rabbimizin bütün emirlerine itaat etmeyi Allah bize nasip eylesin. Değerli cemaatimiz, malumunuz tefsir derslerimize devam ediyoruz. Geçen hafta alimlerle ilgili bir ayet-i kerime okumuştuk. Yunus suresinden bir ayetten bahsettim. Bu hafta yine Bakara suresinden kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Önceki hafta, yani iki hafta önce Bakara suresi 195. ayeti anlatmıştık. Allah Celle Celaluhu 196. ayetten evvelki ayetlerde din-i mübini İslam'ın yaşatılmasına, korunmasına ve devamına sebep olan cihadın sevabından, mükafatından bahsedip ve onu emrettikten sonra İslam'ın temellerinden olan hac vazifesinden bahsedecek bu ayet-i kerime. Tabii bu ayette birçok ders çıkaracağız. Bununla birlikte kardeşlerim, haccın ve umrenin faziletinden biraz bahsedeceğiz. Yani tabii yüreğimiz her zaman o kıymetli kutsal topraklarla beraber atıyor. Her ne kadar gitsek de her bir gidişimizde daha çok özlüyoruz. Orayı daha çok hasretle anıyoruz, zikrediyoruz. İnşallah Rabbim gidenlere tekrardan gitmek, gitmeyen kardeşlerimize kısa zamanda gitmek nasip verir. Değerli kardeşlerim, birazdan okuyacağım ayetlerle ve hadislerle o kıymetli toprakların mükafatını, bereketini daha iyi anlayacağız. Ama şunu söyleyelim ki gücümüz ve imkanımız varken genç yaşımızda mutlaka oraya gitmek için, umre veyahut hac vazifesini yapmak için elimizden gelen gayreti gösterelim. Çünkü yaş geçtikçe veyahut yaşlılık oldukça haccın meşakkatleri var, umrenin meşakkatleri var. Yani gücümüzün yettiği kadar genç vakitte, sağlık sıhhatimiz yerindeyken gitmek bizim için çok daha büyük nimet olacaktır. Çünkü yaşlılık ilerledikçe hastalıklar da malum ilerliyor ve artıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman genç halimizdeki gibi gücümüz ve kuvvetimiz tabii ki olmuyor. Onun için kardeşlerim, yaşlılığa, haccı umreyi yaşlılığa bırakmayın. Gücünüz yetiyorsa mutlaka yerine getirin. Öncelikle ayet-i kerimenin manasını okuyacağım. Evvelden bir tövbe istiğfar getirelim beraber. Ardından inşallah devam edelim. Çünkü Rabbimizin ayetlerini okuyacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini okuyacağız. Ve bu sözleri okurken de bedenimiz, gözlerimiz, kalbimiz
bütün azalarımız inşallah günahlardan temizlenmiş olarak hem bunları dinlersek o zaman daha çok tesirli olur. Çünkü kalpte günah çok olursa dinlediğimiz ayetler bize etki etmez. Sabaha kadar vaaz dinlesen de bir şey anlamazsın. Camiden çıktığında biri sorsa hoca ne yaptı? Vallahi çok güzel anlattı hoca. Ne anlattı? Vallahi bilmiyorum dersin. Güzel anlattı ama bir şey bilmiyorum. Aklımda kalmadı. Veyahut tesir etmez. Onun için sadece bugünlük için demiyorum. Tövbe istiğfarı çokça arttırmaya gayret gösterelim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cemî hatalarımızdan tövbeler olsun ya Rabbi, estağfirullah. Tövbeler olsun ya Rabbi, estağfirullah. Tövbeler olsun ya Rabbi, estağfirullah. El-Azim, El-Kerim, El-Rahim, Es-Settar, Ellezî lâ ilâhe illâ hu, El-Hayyel-Kayyûme ve etûbü ileyh. Rabbimiz bizleri affeylesin, istikametten bizleri ayırmasın, günahlarımızda tövbe edip ve günahlarımıza tekrardan dönmekten de Rabbim bizi emin ve muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, okuduğumuz ayet-i kerime, Bakara suresi 196. ayet. Öncelikle ayet-i kerimenin kısaca mealini okuyalım. Ardından bu ayet-i kerime nerede nazil olmuş ve bizlere hangi mesajları veriyor ondan bahsedelim. Tabi sırayla gittiğimiz için hangi ayet denk geliyorsa onu devam ettiriyoruz ki zaten önümüzde bir hac dönemi var. Tabi şimdi belki kayıt zamanı vesaire, yani kura zamanı veyahut daha başvurmayanlar vardır. İşte kuralara kendilerini kaydettirmeyenler vardır. Onları inşallah bu ayetten sonra hac vazifesinin ne kadar kıymetli olduğunu, Peygamberimizin bunun için ne mücadeleler verdiğini daha iyi anlayacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki ve Allah için haccı da umreyi de tamamlayın. Bunlardan herhangi birine veya ikisine başladığınızda bunları gerektiği şekilde tamamlamaya gayret edin. Yani hac vazifesine başlandığında veya umre vazifesine başlandığında bunlar herhangi bir sebepten dolayı kesilirse veyahut bırakmak durumunda kalırsak bunları tekrar yerine getirmek farz veyahut vacip oluyor. Mesela ne gibi kardeşlerim? Diyelim ki nafile bir oruç tutuyoruz. Bu nafile oruçları, pazartesi, perşembe oruçları veyahut Şevval ayı bitmedi hala, Şevval orucu tutuyoruz diyelim. Şevval orucu veyahut nafile oruçlar sünnettir. Ama bu oruçlar hani tutmakla mükellef değilsin, zorunlu değilsin. Ramazan orucu gibi değil. Ama bu oruca başladın diyelim, niyetlendin, oruç başladı. Öğleden sonra herhangi bir sebepten dolayı orucu bozdun. Hastalık veyahut başka bir şey. Dolayısıyla bu orucu tekrar tutmak üzerine bu sefer vacip olur. Neden? Çünkü sen başlanılan nafile bir ibadeti yarıda kessin. Bu da senin üzerine borç oluyor. Aynı şekilde sünnet namazları için de bu geçerli. Mesela öğlen namazının sünneti, yatsı namazının sünneti. Sünnet-i seniyeler tabii derecelerimizi arttırıyor. Peygamberimize daha çok bizi yaklaştırıyor. Ancak mesela öğlen namazının sünnetine başladın. 4 rekat kılacaksın. Ama bir sebepten dolayı birinci rekattan itibaren namazı terk ettin sünnetini. Bu sünneti mutlaka kılmak zorundasın. Çünkü başlanılan bir nafile ibadet yarıda kesilirse İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre o kimse o ibadeti bitirmek zorundadır. İşte burada da Rabbimiz diyor ki eğer bunlardan herhangi birisine başladığınızda, hac veya umreye başladığınızda onları gerektiği şekilde tamamlayın. Fakat bunlardan men olunursanız, yani karşınıza bir engel çıkarsa, örnek veriyorum, işte havalimanına gittin, İşte ihramını giydin, hac için niyet ettin veya umre için niyet ettin ama bir sebepten dolayı uçak biletleri iptal oldu anlık. Olabiliyor bu tür durumlar. Veyahut havalimanında sen ihramını giyip niyet ettikten sonra veya Mekke'ye gittin, birinci gün olağan bir durum oldu, ihramlısın, geri dönmek zorunda kaldın. Cenazen oldu mesela, anne vefat etti, baba veyahut ailene bir şey oldu, geri dönmek zorunda kaldın. Niyetlendin, ihrama girdin, vazife başladı. Yani vazifeyi başlatmış oldun. Bu tür durumlarda, yani ihramdan sonra herhangi bir mecburiyet sebebiyle hacdan veya umreden alıkonulursanız, geri dönmek zorunda kalırsanız, o halde kurbandan kolayınıza geleni kesmeniz vacip olur. Nasıl olacak? Bunu da izah edeceğim. Ayetin manasını okuyorum. Ayet biraz uzun. Onun için manasını hemen okuyup tefsirine geçeceğim. Bununla beraber deve, sığır veyahut bunun cinslerinden
hangisini kurban etmeniz size kolay gelirse onu kurban olarak Mina'ya gönderin. Yani harem sınırlarına bunu gönderin. Ve bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Mesela Mekke'de gittin, birinci gün geri dönmek zorunda kaldın. Saçını kesemezsin. Ne zaman kesebilirsin? Orada bir kurban birisine vekalet vereceksin, arayacaksın, diyeceksin ki ben bir sebepten dolayı umreye başladım ama yarıda kestim, geri döndüm. Bu umreyi tamamlayamayacağım. Dolayısıyla benim yerime orada bir kurban kesin diyeceksin. Ceza kurbanıdır bu. Ancak bu kurbanı kestikten sonra da bir dahaki yıl hac veya umreyi tekrar yapmak farz oluyor. Yani yarıda kestin, ceza kurbanını da kestin ama tekrardan bu haccı veyahut bu umreyi yapmak durumundasın. Devam edelim ayetin devamı. Ancak sizden her kim ihramdayken hasta olursa veya başında işte herhangi bir yara çıkarsa, bir eziyeti bulunursa, bundan kurtulmak için tıraş olursa oruçtan veya sadakadan ya da kurbandan vacip olur. Yani bir hastalıktan sebep saçını kesmek durumunda kalırsan bir yaradan sebep, orada kurban kestirmeden evvel bunun için oruç veyahut sadaka yeterlidir diyor ayet-i kerime. Emin olduğunuzda hastalık, eziyet ve düşman gibi sebeplerle hac veya umreden alıkonulursanız, her kim hacca kadar umre ile temettu ederse kolayına gelen bir kurban kesmek o kimseye vacip olur. Fakat kurban bulunmazsa, yani gücü yoksa, 3 gün hacda ihramlı olarak 7 günde döndüğünde oruç tutması vacip olur. Yani gücü kurban kesmeye yetmiyorsa haccı ve umresi yarıda kalan bir kimse 10 gün oruç tutmakla mükellef olur. İşte bunlar Allah Celle Celaluhu'nun kurbanın yerine kaim olacak bu oruçlar, bu tam 10 gündür. Ailesi Mescid-i Haram'da bulunmayanlara aittir. Yani eğer sen Kabe'de ve civarında oturmuyorsan, Türkiye'den veyahut muhtelif ülkelerden gitmişsen, bu şekilde haccın ve umrenin kardeşlerim orada gereken kazasını yerine getiriyorsun. Ayetin son kısmında Rabbimiz diyor ki ey Müslümanlar, Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetli olandır. Değerli kardeşlerim, malumunuz hac vazifesi şartlarını cem eden bir kimse için, yani nisap miktarı mala ulaşmışsan ömürde bir defa hac etmek mutlaka farzdır. İmkanlar varsa. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre umreye gitmek sünnettir. Ancak İmam Şafii'ye göre umreye gitmek vaciptir. Yani Şafii mezhebine tabi olan bir kardeşimiz hac kendisine farzken yine de umre vazifesini de yerine getirmek zorundadır. Çünkü bu ayet-i kerimeden yola çıkarak İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu hususta bu şekilde fetva vermiştir. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife, yani mezhepteki imamımız, buyuruyor ki şu hadis-i şerifi naklediyor. Su'ile anil umrati evacibetun, peygamberimize umre ile ilgili soruldu. Ya Resulullah, umre vacip midir hac gibi? Kale Resulullah la ve en ta'miru huve eftal, lakin farz vacip değildir. Ancak yapmanız sizin için çok faziletlidir buyurdu peygamberimiz. İmam-ı Azam da bu hadis-i şeriften yola çıkarak buyuruyor ki umrenin yapılması sünnettir. Ancak farz vazifesi haccın şartları yerine gelmişse o kimse mutlaka hac etmesi lazımdır. Ömürde bir defa hac yapmak yeterlidir. Sorumluluk o kimsenin üzerinden düşer. Kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu bir alıkonulmadan bahsediyor. Ayetin ikinci kısmında anlattım size. Hani bir sebepten dolayı hacca başladın veyahut umreye başladın, niyet ettin, geri dönmek zorunda kaldın. Şimdi bu hususta ulemalarımız bu ayetin tefsirinde Hudeybiye anlaşmasından bahsederler. Bu anlaşma kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın en zor ve sıkıntılı süreç yaşadığı bir anlaşmadır. Peygamberimizin arkadaşlarıyla imtihan olduğu, davasıyla mücadelesiyle imtihan olduğu en zor mücadelelerinden birisidir bu. Şimdi bu meseleyi anlatacağım ve ayet-i kerimeye bağlayacağım. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili, Hudeybiye anlaşmasıyla ilgili Fetih suresinde muhtelif ayetler Hudeybiye anlaşmasını anlatırlar. Ve hac umreye giden kardeşlerimiz mutlaka bu bölgeye gitmişlerdir, Hudeybiye bölgesine. Orada Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın içerisinden su içtiği kuyu ve Hudeybiye alanı, yani hac ve umre vazifeleri içerisinde dokunulmayan, hani tabiri caizse
kazma kürek vurulmayan eski haliyle kalan tek yer orasıdır. Birçok yer değişmiştir. Tadilat olmuş, tamirat olmuş. Ama bunun dışında Hudeybiye bölgesi ve Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın başında durduğu Rıdvan Beyatı sahabelerden söz aldığı ve bununla beraber o su içtiği kuyu halen aynı şeklini muhafaza etmektedir. Rahatlıkla da gidenler mutlaka vardır. Belki de uzak zamanda gittiyseniz, yani yakın zamanda değilse, unutmuş olabilirsiniz. Ancak biz elhamdülillah geçen sene Umre'ye gittiğimizde Resulullah'ın o Aleyhisselatü Vesselam'ın orada oturduğu yerde, vaaz ettiği yerde, o kuyudan su içtiği yerde elhamdülillah orada sohbetimizi yaptık. Ve bu meseleyi orada da anlattık. Çünkü kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması bizim için de, Müslümanlar için de büyük bir dönüş noktasıdır. Peygamberimizin sabrı, Peygamberin İslam için mücadelesi, Peygamberimizin yine İslam için bazı şeylerden fedakarlığını anlatır. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'den, Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicretinin 6. senesi. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi 27. ayet bunu anlatır. Bir gece لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece rüya görüyor. Rüyasında umre için ihram giydiğini, Kabe'ye gittiğini, tavaf ettiğini ve saçlarını kestiğini görür Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bu rüyadan sonra, rüyadan kalkınca Peygamberimizin içinde böyle artık 6 senelik bir hasret var. Şimdi biz daha oraya gittiğimizde dönerken bile içimizdeki hasret başlıyor. Mesela gidenler varsa Mekke'den Medine'ye geçersin veya Medine'den Mekke'ye geçersin. Medine'den ayrıldığında Medine kalbinden ayrılmıyor. Mekke'den ayrıldığında Kabe gözlerinin içinden ayrılmıyor. İnsan istiyor ki hep orada olsun. Neden? Çünkü rahmetin tecellisi sadece orada. Kardeşlerim, Allah'ın en değer verdiği bölgeye ziyaret etmek değmez mi ya buna? Allah'ın en kıymet verdiği topraklara gitmeye değmez mi? Bu kadar tatillere para harcamak, bu kadar israf etmek, bu kadar birçok şeye para biriktirmek yapıyoruz biz bunları. Neden hac ve umre için mücadelemiz yok? Yaşlanınca yaparız, yaşlanınca yaparız. Bakın geçen sene de gittik. Önceki sene de, evvelki sene de Rabbim nasip etti. Böyle beraber, bizimle beraber gelmek isteyenlerle gidiyoruz bazen. Yaşlı olan büyüklerimiz geliyorlar mesela. Diyorlar ki işte bir yere gideceğiz. Hocam biz gelemiyoruz. Neden? Çünkü ayaklar tutmuyor. Bir yere çıkacağız. Peygamberimiz çıkmış orada. Resulullah'ın orada oturmuş. Resulullah'ın kokusu var, izi var. Her şeyi var orada. Hocam biz yapamıyoruz. Neden? İşte sağlığımız el vermiyor. Onun için sağlığın el verirken yap bunu. Gençlikteki yapılan ibadet farklıdır. Dolayısıyla kardeşlerim, bu hususta gücü yetenler mutlaka hac umre için niyetlenin. Allah'ım, buraya gitmek için bize kapılarını aç ya Rabbi deyin. Kalpten bir isteyin, sonra muhakkak Rabbim açacaktır. Amin bile demeye korkuyorsunuz ya. Allah oraya gitmek için bütün kapılarımızı açsın inşallah. Şimdi oldu. Dua edelim ki Mevla açsın kapılarımızı. Bu meclisler, sohbet ortamları, dualar kabuldür bakın. Ben mesela sohbetlerde dikkat ederseniz aralarda çok dua ediyorum. Niye? Dualar kabul. Çünkü ayet konuşuyoruz, hadis konuşuyoruz. Caminin içindeyiz, Allah'ın sevdiği yerdeyiz. Şimdi evimizde televizyon başında olabilirdik. Ama biz bu ayetleri dinlemek için buraya toplandık. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık yapıyorlar. Diyor ki Peygamberimiz 1500 kişi kadar sahabe ile, bakın çok kıymetli meseleler anlatacağım. Tabii çok detaylı bu. Belki saatlerce anlatılacak bir mesele ama özünü anlatmaya çalışacağım. Efendimiz 1500'e yakın sahabe, arasında Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha, o da peygamberle beraber bu Hudeybiye anlaşmasına, Hudeybiye meselesine katılıyor. Efendimiz diyor ki biz Kabe'ye gideceğiz, Mekke'ye gideceğiz. Bakın aradan 6 sene geçmiş. Peygamberimiz 6 senedir doğduğu, yetiştiği topraklara gidememiş. Her şeyden öte Kabe'yi görememiş, içinde bir hasret var. Diyor ki kimse yanına kılıç almayacak. Bıçak, çakı, onun dışında hiçbir şey alınmayacak. Savaşmaya gitmeyeceğiz. Sadece Kabe'de umre yapacağız, ziyaretimizi yapacağız, geri döneceğiz diyor Peygamberimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1500'e yakın sahabeyle beraber Efendimiz yola çıkıyor. Tabii Peygamberimizin meşhur devesi
Kasva veyahut bazı kaynaklarda Kusva isminde bir devesi vardı peygamberimizin. Çok duygusal bir deve. Bazen Efendimiz onun üzerine bindiğinde böyle coşan bir deve. Bazen de peygamber üzüldüğünde de ağlayan bir deveydi. Öyle anlatıyor sahabeler. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde peygamberimiz Resulullah'ın bu devesi üzüntüsünden başını vurarak kendisini öldürdüğü nakledilir. O kadar çok sevmiştir ki peygamberimizi, bir hayvan da olsa o peygambere karşı zirve bir muhabbeti vardı. Efendimiz o deveyle bu mübarek yolculuğu yapıyorlar ve kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'den ayrılırken kendi yerine vekil olarak Medine'ye bir kaymakam atayacak. Bu kaymakamda sahabelerin içerisinden tabi birçok kıymetli sahabe var ama kainatın efendisi radıyallahu anh sahabelerin önde gelenlerinin birçoğu varken peygamberimiz doğuştan gözleri görmeyen, yani günümüzün tabiriyle engelli olarak ifade edilen kardeşlerim, Rabbimizin kendilerine bir imtihan verdiği ve bu sebeple de bazı dünyadaki işte farklı farklı imtihanlar oluyor. Eliyle ilgili, ayağıyla ilgili, yüzüyle ilgili, gözüyle ilgili. Peygamberimiz yerine doğuştan gözleri görmeyen Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı vekil bırakıyor Medine'de. Bu da kardeşlerim peygamberimizin kendi dostlarından her bir bireye kıymet verdiğini gösterir. Yani bu tür hastalıkları olan, bu tür problemleri olan insanları toplumdan uzaklaştırmayacağız. Onları içimize kazandırmamız lazım. Bakın Resulullah bir beldenin emiri olarak vekil bırakıyor yerine. Bu çok büyük bir sorumluluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim şu anda da günümüzde Medine'den Mekke'ye gidilirken yaklaşık Medine'ye 10 kilometre mesafede Zulhuleyfe denilen bir bölge var. Orada ihrama girilir. Medine'den ayrıldığınızda yaklaşık 10 kilometre sonra orada ihrama girilir ve niyet edilir. Telbiye ile birlikte umre için yola koyulur Mekke'ye gidene kadar. Biliyorsunuz Mekke ve Medine arası yaklaşık 450 kilometre. Uzun bir mesafe. Resulullah bu mesafeyi atıyla veyahut devesiyle kat etmiştir. Ve Mekke'ye kardeşlerim 40-50 kilometre kala bir mesafeye kadar böyle yürüyerek gitmiştir. Şimdi yani 3 saat uçak var. 3 saat. Bu kadar mesafeler kısalmış. Yani bizim Rabbimize en değer verdiği yere kavuşacak noktamızla aramızda 3 saatimiz var. Arabamızla çıkıyoruz. İşte tatile bilmem kaç kilometre öteye. Rahat rahat geze geze dolaşa dolaşa. Umre ya şimdi zamanı değil. Biraz daha yaşımız geçsin. Şimdi genelde şöyle diyorlar. Şimdi gitsek taşıyamayız diyorlar. Geldiğimizde bırakırız namazı niyazı. Olmaz diyorlar. Ya olur mu öyle şey? O zaman namaz için de öyle denilir mi? Ben namazı taşıyamam, en iyisi kılmayayım. İşte umreyi kaldıramam, haccı kaldıramam, en iyisi gitmeyeyim şimdi yaşlanınca. Kardeşlerim bu hususta yaş yok. İslam'ın bu hususta emri nedir? Nisap miktarına ulaşmışsa bu vazifeyi yapmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girdiler ve kardeşlerim kimi zamanları yürüyerek, kimi zamanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye çok yakın bir bölgeye yaklaşınca Mekke'ye haber geliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1500 kişilik arkadaşıyla beraber Mekke'ye geldiği haberi alınınca tabi Mekkeliler de bir telaş oluyor. Diyorlar ki hani buraya geliyorsa bu kadar kalabalık bunun bir sebebi vardır. Ve hemen o zaman daha sahabelerin büyüklerinden Müslüman olmamış Halid bin Velid radıyallahu anh ve Hazreti İkrime'yi Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı engellemek üzere bir grup askerle Mekke'nin dışına gönderiyorlar. Mekke'deki müşrikler. Diyorlar ki gidin Muhammed'i durdurun. Yaklaşık 200 askerle Halid bin Velid geliyor. Ama haber alıyorlar savaş için gelmediğini, peygamberimizin Kabe'yi tavaf etmek için geldiğinin haberini alıyorlar ama yine de bir tedirginlik var. Tedirginlik ne için biliyor musunuz? Bakın kılıçla gelmiyor. Peygamberin sözleri o kadar tesirli ki onu duyanlar ve görenler onun etkisi altında kalacak diye Mekke'ye yaklaşmasını daha istemiyorlardı peygamberimiz. Bakın biliyorlardı, tesir ediyor. Herkesin sözü tesir etmez. Yaşayanın sözü tesir eder. Hak olanın sözü tesir eder. Batılın sözü tesir etmez. Etse de bir yere kadar etki eder. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Usfana denilen bir bölgeye geldiler ve
bir durum değerlendirmesi yapacaklar, istişare edecekler. Peygamberimiz buna çok önem verirdi. Evet, devlet başkanı, evet İslam'ın lideri ama mutlaka arkadaşlarıyla istişare eder. Bu da geçen gün sabah sohbette de söyledim, sabah namazdan sonra. Ailemizle istişare edelim, eserimizle istişare edelim, büyüklerimizle istişare edelim, anne babalarımızla bir iş yapacağımızda istişare edelim. Peygamberimiz sahabeleri topladılar. Dediler ki ne durumdayız, ne yapacağız? Dediler ki ya Resulullah bunlar bizi Mekke'ye sokmayacaklar. Efendimiz buyurdu ki biz savaşa gelmedik. Biz yürüyelim, bizi alıkoydukları yerde savaşa gelmediğimizi söyleyeceğiz. Niyetimiz ziyarettir. Beytullah'a tavaf edip geri döneceğiz. Üzerimizde silah da yok zaten. Biz sadece Kabe için geliyoruz. Peygamberimizin niyeti buydu. Kardeşlerim, Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye artık yaklaşık 50 kilometre, 45 kilometreye yakın bir mesafede Peygamberimizin o duygusal devesi, kıymetli devesi bir anda çöküyor. Efendimiz ne yaptıysa da deve yerinden kalkmıyor. Hatta sahabeler mücadele etmeye çalışıyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam durun diyor. Ebrehe'nin ordusunu yıkan ve onun fillerini çökerten Allah, devem Kasva'yı da burada çökertmiştir. Bunun bir hikmeti vardır diyor Peygamberimiz. Karışmayın. Orada bir müddet duruyor. Sonra kalkıp deve kısa bir mesafe yürüyüp bir kuyunun başında duruyor. O kuyunun kardeşlerim Hudeybiye'de olan Semet isimli bir kuyu. Yani dedik ya geçen sene elhamdülillah nasip oldu o kuyunun başında olmak. Ne kadar büyük bir şeref ya. Düşünün Efendimiz orada oturmuş, siz orada oturuyorsunuz. Resulullah o topraklarda gezmiş, siz orada geziyorsunuz. Yani kardeşlerim burası için insan canını vermeli ya. Canını vermeli. 2 sene evvelden tatil rezervasyonu yapıyorsun. Yerini ayırttırıyorsun. 1 sene tatile gitme ne olacak ya? 2 sene gitme ne olacak ya? Kabe'yi görmek bu kadar mı kıymetsiz? Benim durumum yok, gidemiyorum. En güzel tatilleri yapıyoruz. Vallahi kusura bakmasın kimse. 2 tatile gitmesek belki de umreye rahatlıkla gidebileceğiz. Kalpte olacak. İsteyeceğiz bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim o deverisi kuyunun başında çöktü ve orada uzun bir müddet durdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii orada sahabelerle beraber bir çember kurdu sahabeler. Sohbetteki en büyük usullerden birisi sohbeti anlatan kişiye yakın olmak. Bu daha fazilettir. Yani tabii insanın ayağı ağrır, sırtı ağrır, bir yere yaslanır ayrı mesele. Bunu söylemişken ifade edelim. Daha yakın olmak, yani halka kurarak, yuvarlak kurarak sohbeti anlatan kişiye yakın olmak daha faziletlidir. Sahabe-i kiram rahmetullahi aleyh peygamberimizin etrafında bir çember kurdular. Kuyudaki su bitti. Çok az bir miktar su vardı. Dediler ki ya Resulallah su bitti. Çok ciddi bir sıcaklık var. Yani burada da artık gücümüz, takatimiz kalmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek okunu bir sahabeye verdi. Dedi ki bu okla kuyunun dibine in. Bu okun ucunu kuyunun dibindeki o kalan çamura, suya sür. Ondan sonra çık dedi. Sahabe-i kiram kuyuya indi. Efendimizin okunu suyun kalan kısmına sürdü, çamurlara sürdü. Sonra çıktı. Bütün sahabeler baktılar ki kuyunun suyu yükselmeye başlıyor. Ve ağzına kadar geldi su, kuyunun ucuna kadar. Ve sahabe-i kiram neredeyse bir günlük zaman kadar o kuyudan su içtiler. O kuyudan istifade ettiler. Ve sonra da kardeşlerim zaten yaklaşık Mekke'ye 50 kilometre, 45-50 kilometre bir mesafe kalıyor. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz önce Mekke'ye bir haberci gönderelim. Bu haberci Mekke'ye gitsin. Oradaki durumu bizim gelişimizi anlatsın. Sonradan biz gelen habere göre hareket edelim. Sahabelerden birisi radıyallahu anh Hiraç isminde bir sahabe yola çıkıyor. Devesiyle beraber Mekke'ye yaklaşırken ona saldırmaya başlıyorlar. Yani kesin Mekke'deki müşrikler kararlı, peygamberimizi Mekke'ye sokmayacaklar. Sahabe-i kiramı öldürmeye çalışıyorlar. Ancak atılan oklar deveye isabet ediyor. Deve ölüyor ancak sahabe-i kiram canlı olarak geri dönüyor. Efendimiz diyor ki Mekke'nin geri çevirmeyeceği bir adam var aramızda, onu gönderelim. İkinci bir deneme olarak Hazreti Osman Efendimiz'i seçiyorlar radıyallahu anh. Ve Hazreti Osman Efendimiz gerçekten çok halim, çok selim, toplumda ağırlığı olan insanların itibar ettiği, Müslüman olmasına rağmen müşriklerin kendisine değer verdiği bir sahabedir. Mekke'ye peygamberimiz dedi ki sen git ziyaret için geldiğimizi anlat.
Hazreti Osman Mekke'ye geliyor. Daha girişte Hazreti Osman'ı karşılamaya başladılar. Ey Osman, Mekke'ye hoş geldin, şeref verdin. Yani Müslüman olduğunu bildikleri halde peygamberin arkadaşı olduğunu biliyorlar ama ona değer verirlerdi. Hazreti Osman kardeşlerim çok başka bir sahabedir. Çok başka. Edebiyle, hayasıyla, her şeyle bütün sahabelerden farklı bir kişiliği, farklı bir ahlakı, farklı bir edebi var. Hazreti Osman Efendimiz durumu izah etti. Mekkeli müşrikler dediler ki ey Osman, seni severiz, sana kıymet veririz. Kabe burada. Buyur, tavaf etmek istersen et, ibadet etmek istersen et ama Muhammed'i buraya asla sokmayacağız dediler. Hazreti Osman radıyallahu anh tabi böyle tepki alınca sinirlendi Hazreti Osman. Dedi ki vallahi dedi beni Kabe'nin içine soksanız da Muhammed Mustafa gelmeden ben oraya yanaşmam dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musunuz bak? Sevgi. Şimdi her birinin bir sevgisini göreceksiniz bu meselede. Hazreti Osman'ın bu çıkışı, onların karşı gelişi, olaylar hararetlenince Hazreti Osman'ı esir alırlar. Esir alırlar ve hapsederler Hazreti Osman'ı. Hazreti Osman'ın hapsedilmesi peygamberimizin ve sahabenin kulağına şehit edildiği haberleri gitmeye başlar. Hapsedilmiş ama peygamberimize ve sahabelere Osman şehit edildi. Hazreti Osman'ı esir aldılar ve şehit ettiler. Haberi peygamberimizin ve sahabelerin arasında yayılır. Kardeşlerim, tabi bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler tedirgin oluyorlar. Hepsi bir anda celalleniyorlar. Ya Resulullah müsaade edin, hemen gidelim. 50 kilometrelik bir mesafe var. Osman'a karıştılarsa eğer, onu şehit ettilerse Mekke'de taş üstüne taş bırakmayacağız ya Resulullah dediler. Karar aldılar sahabe-i kiram. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biz dedi bir sahabe daha gönderelim. Dediler ki ya Resulullah Hazreti Osman'ı aldılar. Birisini daha gönderirsek bizden bir kayıp olacak. Nitekim gelen haberler şehit olduğuna söyleyen haberler. Mekkeli müşrikler toplandılar. Urve isminde bu sahabe-i kiram da sonradan Müslüman oluyor tabi. Birini görevlendirdiler. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. O zaman tabi daha Müslüman olmamış. Diyorlar ki sen git Muhammed'e durumu anlat. Yani ona buraya sokmayacağımızı söyle. Urve geliyor. Efendimiz'e karşı bir saygısı var tabi. Asla saygısızlık etmemeye çalışıyor. Diyor ki ey Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem buradan git. Onlar seni buraya koymayacaklar. Siz buraya geldiğiniz zaman ölümü göze alarak geleceksiniz. Buradan geri dönün. Efendimiz diyor ki biz ihrama girdik. Umre için niyet ettik. Buradan geri dönemeyiz. Şimdi ayette ne dedi? Umreye başlarsan, hacca başlarsan bir engel olursa kurban kesin. Şimdi peygamberimiz nelerle karşılaşıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ey Urve, hatta peygamberimize şöyle diyor. Ey Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen diyor Mekke'ye doğru gelmeye başlarsan şu senin yanında bulunan hiçbir adam kalmayacak, seni de orada esir alacaklar diyor. Hazreti Ebubekir bunu duyunca hemen hiddetle ayağa kalkıyor. Ey Urve, çok hakaretler ediyor tabii. Bazı şeyler tabii söylenmeyen bazı kelimeler de söylüyor. Ama hak ettiği bir şey bu. Resulullah'a karşı böyle söylemleri olunca diyor ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, sen diyor git o putların peşinden gez. Git o putlardan medet bekle ama biz hepimiz ölürüz. Yine de Muhammed Mustafa'yı bırakmayız sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bizi davamızdan geri döneceğimizi mi sandın? Urve geri dönüyor kardeşlerim. Hatta dönmeden evvel Araplarda böyle bir usul vardır. Halen de öyledir. Aralarda bir gerginlik tartışma olduğunda o birbirleriyle konuşan insanlar birbirlerinin sakallarını sıvazlarlar böyle. Hani sakin olsun manasında. Urve peygamberimizin sakallarına elini böyle uzatır. Peygamberimizin yanında olan sahabelerden Hazreti Mughire, Urve'nin akrabasıdır, yeğenidir. Mughire kalkar der ki ey Urve, o pis ellerini Resulullah'ın yüzünden çek. Çek Resulullah'ın yüzünden. Biz bu davadan dönmeyeceğiz geri. Hazreti Urve sahabe olduğu için sonradan Hazreti Urve diyoruz. Geri dönüyor ve kardeşlerim diyor ki Hazreti Urve geçmişte de birçok kavimler arasında böyle aracılık yapmış, ara buluculuk yapmış büyük bir kimsedir. Mekke'de de ileri gelen birisi. Ben diyor bu kadar padişah gördüm, bu kadar hükümdar gördüm ama Muhammed gibisini görmedim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun etrafındaki adamlar gibi onu seven başka bir topluluk görmedim. Vallahi o ne zaman konuşmaya başlasa
onun etrafında 1500 kişi var. Bir tanesinden bir ses çıkmaz. Hepsi edeple başını öne eğerler. Onun sözlerinin bitmesini beklerler. Urve Mekkeli müşriklere diyor. Eğer siz diyor Muhammed'in bu Mekke'ye gelişini geri çevirirseniz Muhammed'e ulaşmak için 1500 tane adamı öldürmeniz lazım diyor. Ona ulaşmak için. Tabii kardeşlerim Mekkeliler dedi ki ey Urve dedi Muhammed dedi seni de etkilemiş. Çok sinirlendi Hazreti Urve kızdı oradan ayrıldı. Tabii bir sene sonra Efendimiz'e itaat edecek sahabe olacak sonra da şehit edilecek sahabe-i kiram. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam Urve bin Mes'ud bu sahabenin ismi. Resulullah diyor ki Miraca çıktığımda Hazreti İsa'yı gördüm diyor. Biliyorsunuz her bir kat semada peygamberimiz peygamberleri gördü. Resulullah diyor ki İsa peygamberi gördüm. Sahabelerim yani arkadaşlarım arasında İsa peygambere en çok benzeyen Urve'dir diyor radıyallahu anh. Hazreti Urve Hazreti İsa'ya çok benzeyen bir sahabe olduğunu peygamberimiz sözler. İşte kafa yapısının küçük olduğu, sarışın olduğu Hazreti İsa'nın da sureti, Hazreti İsa'nın hilyesi anlatılırken bu şekilde nakledilir. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Osman yok. 1500 kişiydiler. Kaç kişi kaldı? 1499 kişi. Efendimiz istişare sonucu bütün sahabeler peygamberimize Rıdvan biatı, yine Miraç Fetih suresi 18-19. Ayetler bunu anlatır. تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا O ağacın altında sana biat edenler, peygamberimizin ona biat eden arkadaşlarından bahseder Fetih suresi. Hepsi Resulullah'ın yanına geldiler. Şöyle Efendimizin ellerinin üstüne ellerini koydular. Dediler ki ya Resulullah davamız İslam davası. Gidersek şehit olacağız. Kazanırsak topraklar bizim olacak, Kabe bizim olacak. Sen ne dersen canımız sana feda olsun ya Resulullah dediler. Hepsi peygamberimizin elini tutarak biat ettiler Resulullah'a. Ve son olarak peygamberimiz ne yaptı biliyor musunuz? Hazreti Osman orada yok ya. O da bu biattan fazilet, sevap alsın, mükafat alsın diye Efendimiz sağ elini kaldırdı şöyle. Bu el de dedi Osman'ın elidir radıyallahu anh. Kendi elinin üstüne koydu. Osman'ın adına yemin ederim ki bu davadan canımızı versek de dönmeyeceğiz dedi peygamberimiz. Yani bu peygamberimizin Hazreti Osman'a verdiği değeri gösterir. O da fazileti başkaydı Hazreti Osman Efendimizin. Tabii ilk biat edenler arasında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer Efendimiz var. Hazreti Ali Efendimiz var. Bütün sahabeler biat ettiler. Ve kardeşlerim ayet-i kerimede Fetih suresinin 2. sayfasının başında çok mühim bir ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Habibim o elini senin elinin üzerine koyanların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Celle Celaluhu. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Onlar sana biat ettiler. Hani tabi bu şu manada değil. Haşa Allah'ın eli var. Elini onların ellerinin üstüne koyuyor manasında değil. Allah rahmet eliyle onları kuşatmıştır manasında. Peygamber'e söz verdiler. Allah da onları kuşatıyor. Kardeşlerim, Mekkeli müşrikler sözü etkili olan bir şair var Süheyl isminde. Onu vazifelendiriyorlar. Özetleyerek konuyu toparlayacağım. Yarım saati doldurduk sayılır. Biraz müsaade istiyorum. Bu konu önemli çünkü. Süheyl isminde şair bir sahabe. Sözleri çok etkili. Güzel konuşuyor. Hitabeti kuvvetli. Diyorlar ki sen git Muhammed'le konuş. Buraya gelmemesi için bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? 10 senelik bir anlaşma yapacaklar. 10 sene boyunca Muhammed'le sallallahu aleyhi ve selleme savaşmayacağız. Ama bazı şartlar var. Bu sene Mekke'ye gelmeyecek. Geri dönecek buradan. Bundan sonrasında bir dahaki sene Mekke'ye gelip umresini yapsın. Ve o Mekke'ye geldiği zaman 3 gün boyunca Mekke'yi boşaltacağız biz. Kimse kalmayacak. Aslında bunu da bilerek yapıyorlar. Niye? Peygamberi gören olursa etkilenir, Müslüman olur diye Mekke'yi boşaltacağız diyorlar. 3 gün boyunca Muhammed gelsin aleyhissalatü vesselam Mekke'de vazifesini, ibadetini yapsın. Sonra geri dönsün. Maddelerden birisi bu. Ve Mekke'den Müslüman olup Medine'ye sığınan esirleri geri vereceksin bize. Ve orada bulunan esirleri de tutmayacaksın, bize geri vereceksin. Bu anlaşmalar var. Ağır anlaşma. Efendimiz'e bu anlaşma madde madde yazılıyor. Maddenin en altında kardeşlerim şöyle Süheyl'in ismi yazıyor. Bu tarafta da
Muhammed, Allah ve Resul yazıyor peş peşe. Süheyl eline alıyor şöyle, bakıyor orada peygamberimizle ilgili Muhammed Allah'ın Resulü ibaresini görünce diyor ki ey Muhammed, eğer diyor ben sana inanmış olsaydım seninle buraya anlaşmaya gelmezdim. Eğer benimle sözleşme yapmak istiyorsan oradan peygamber lafzını sileceksin, oraya Abdullah'ın oğlu Muhammed yazacaksın diyor. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kağıdı alıyor eline. Okuma yazma bilmez peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali'ye veriyor, diyor ki ey Ali, şuradaki peygamber ibaresini sil. Ya Resulullah, ölsem de onu silemem ben diyor. Asla. Ya Resulullah, canımı vereyim ama benden bunu istemeyin. Efendimiz alıyor diğer bir sahabeye. Ya Resulullah, canımızı veririz ama bunu silemeyiz. Düşünün ya. Şu hassasiyete bakın ya. Biz ne kadar peygambere teslim olabiliyoruz. Onun adının silinmesine dahi razı değiller. Bırakın adının defterlerden, kitaplardan silinmesi, peygamberin adı kalbimizden silindi şu zamanda ya. Kalbimizden silindi. Efendimiz diyor ki ey Ali, göster bana nerede yazıyor ismim. Parmağını, peygamberimizin parmağını götürüyorlar. Resulullah kendisi ismini siliyor ve sonra bir mühür basarak bu anlaşmayı kabul ediyor. Anlaşma yapıldı. Süheyl'e veriliyor kağıt. Tam o esnada delikanlı bir genç kalabalığın içerisinden çıkıp geliyor. Elleri kelepçeli, ayaklarında zincirler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ismi Ebu Cendel radıyallahu anh, tabi iman etmiş bir sahabe. Ya Resulullah, ne olur beni kurtarın diyor. Efendimizin önüne atıyor kendini. Elleri zincirli. Bir de kim bu sahabe? Peygamberimizle anlaşmaya gelen Süheyl ismindeki bu sahabenin oğlu. Sonradan tabi kardeşlerim Efendimiz'e iman ediyor tabi. Diyor ki ya Resulullah, ne olur beni babamdan kurtarın diyor. Anlaşma da yapılmış. Hiçbir Müslümanın sığınması kabul edilmeyecek. İmza da attı peygamberimiz. Ya Resulullah, babamdan beni kurtarın. Süheyl orada diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer oğlumu bana teslim etmezsen bu anlaşmayı yırtacağım diyor. Oğluna işkence eden bir zalim var. Tırnaklarını çekmiş. Ebu Cendel radıyallahu anh üstündeki gömleğini açıyor. Peygamberimiz bir bakıyor ki vücudundan derilerini soymuşlar. İşkence etmişler ona. Ya Resulullah, ne olur beni bırakmayın diyor. Yalvarıyor peygamberimize. Tabi bir taraftan bir sözleşme yapılmış. Her şeyden öte peygamber söz vermiş. Değil mi? Peygamberimiz buyuruyor ki ey Ebu Cendel, müşrik de olsa ben bunlara söz verdim. Ben Allah'ın peygamberiyim. Benim sözümden dönmez, benim şanıma yakışmaz. Allah'a söz verdik. Sen babanla beraber geri dön. Allah sana mutlaka bir kapı açacaktır diyor. Sahabeler ağlıyor bir taraftan. Birisi ona sığınmış peygambere, alamıyor peygamberimiz. Yani çok zor bir durum. Efendimizin en çok zorlandığı meselelerden birisidir. Peygamberimizin çok sıkıldığı, çok üzüldüğü, çok bunaldığı bir andır bu. Şimdi bir Müslüman geliyor, kan içerisinde, yara bere içinde, ne olur beni alın ya Resulullah, beni bırakmayın babama. Bana işkence ediyor bunlar. Efendimiz diyor ki seni alamayız, sen geri dön diyor. Ve gerçekten de döndüğü zaman Ebu Cendel, dönüşünde kardeşlerim bakıyor ki bir yerde diyor ki benim bir elimi açın zincirleri, tuvalete ihtiyacımı gidereceğim. Zincirin teki açılıyor. Sonra kendisine esir alanlardan birine diyor ki ya kılıcın çok güzel vesaire, böyle şey yaparken kılıcını alıp ona bir darbe indirip öbür onu esir alan askerlerden birisi de kaçıyor. Ebu Cendel Resulullah'a yetişiyor tekrar sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulullah, ben geldim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Ebu Cendel, biz sözleşme yaptık. Sen oradan kaçıp gelsen de bize sığındığın zaman seni teslim etmek için söz verdik. Hazreti Ömer ağlıyor. Ya Resulullah, nasıl geri göndereceğiz bunu diyor. Ya Resulullah, beni alırlarsa öldürecekler. Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Cendel, çabuk geri dön diyor. Seni alamayız, söz verdik. Peygamberin sözünü görüyor musunuz? Kafir de olsa ona karşı Resulullah asla sözünden geri durmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri gönderiyor Ebu Cendel'i. Tabi sahabeler bu hususta bir sessizlik içerisindeler. Peygamberimiz geri dönecek ama umreyi yarıda kestiği için ceza kurbanını kesmesi lazım. Sahabelere diyor ki herkes kurbanını kessin, bu sene geri döneceğiz. Kardeşlerim, ilk defa sahabeler sessiz bir itaatsizlik yapıyorlar peygamberimize. Hiçbirisi kıpırdamıyor yerinden. Efendimiz diyor ki kurban kesin, kimse kıpırdamıyor.
Efendimiz çadırına giriyor çıkıyor, kimsenin kurban kestiği yok. Dinlemiyorlar peygamberimizi. Yani karşı gelmiyorlar, itaatsizlik manasını hani şu şekilde sessizler, dinlemiyorlar peygamberimizi. Bir ara Hazreti Ömer geliyor Resulullah'ın yanına. Biliyorsunuz Hazreti Ömer çok sinirli bir sahabe. Yani olmaması gereken bir sinirle peygamberimizin yanına geliyor. Diyor ki, ya Resulullah diyor, biz neden gitmiyoruz diyor. İslam'ın izzetini niye onlara çiğnetelim ya Resulullah diyor. Niye bize müsaade etmiyorsunuz? Siz bize umre yapacağız demediniz mi? Ey Ömer, ben dedim ama bu sene umre yapacağız demedim. Yola çıktık, umre için geldik ama Allah'ın takdiri bu şekilde. Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulullah, biz hak, onlar batıl değil mi? Evet diyor Peygamberimiz. Ya Resulullah, sen Allah'ın peygamberi değil misin? Evet diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah, biz ölürsek şehit olacağız. Onlar ölürlerse kovulmuş olacaklar değil mi? Evet diyor Peygamberimiz. O zaman niye duruyoruz ya Resulullah diyor. Sesini çok yükseltiyor Peygamberimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabır ey Hattab'ın oğlu. Yani peygamber kendi nefsinden hareket etmez. O esnada tabii Hazreti Ömer o sinirle, hışımla çadırdan çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşlerim, üzüntülü sahabeler bu hareketi, Hazreti Ömer'in bu söylemi, Hazreti Ebu Bekir görüyor, diyor ki ne oldu ey Ömer? Diyor ki Resulullah müsaade etmiyor gitmemize. Sabırlı ol ey Ömer. Hazreti Ömer bu sefer daha ileri giderek, ey Ebu Bekir, o Allah'ın peygamberi değil mi diyor. Hazreti Ebu Bekir hiddetle, sus ey Ömer diyor. Sınırını aşma, otur ve dilini tut. Hazreti Ömer Efendimiz kardeşlerim, orada tabii yani aslında amacı peygambere karşı gelmek değil. Ebu Cendel'in gelip peygamberimize sığınması, peygamberimizin onu bırakmaması, yani zor bir durum, bütün sahabeler için zor bir durum. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatta Hazreti Ömer'in vefatına yakın, Hazreti Ömer diyor ki, hayatım ömür boyunca peygamberime bu sesimi, yükseltişimi hiç unutmadım diyor. Vefatından evvel bunu anlatıyor. Ne zaman ki diyor, hani ölümü yaklaşınca bunu anlatıyor sahabelere, Resulullah'a bu karşı çıkışımla ömür boyu vicdan azabı çektim ve ömür boyu da hep dedim ki neredeyse bir şimşek çakacak, beni öldürecek diye düşündüm diyor. O kadar peygambere biraz sesimi yükselttim diyor. Ve Hazreti Ömer bu pişmanlığı tabii var. Ümmü Seleme annemiz Hazreti Ömer'e diyor ki, işte peygamberimize bir orada bir işaret veriyor. Diyor ki ya Resulullah, Efendimiz eşinin sözünü dinliyor burada. Sen diyor çık, kurbanını kes, buradan ayrıl. Efendimiz kurbanını kesiyor, hiçbir şey konuşmuyor kimseyle. Peygamberimiz kurbanını kesince onlar da kesiyorlar ve kardeşlerim geri dönüyorlar. Tabi geri dönerken Fetih Suresi nazil oluyor. Yani Mekke'yi fethetme müjdesi geliyor. Yani demek ki bu müjdeler, o anlaşma, bir yandan dışarıdan baktığın zaman kardeşlerim o anlaşmalar Müslümanlar için biraz hayır şer gibi gözüküyor. Ama aslında Resulullah daha dönerken Medine'ye geldiğinde bu Fetih Suresinin ayetleri nazil oluyor. Peygamberimiz sevinçli Mekke'nin fethiyle, İnna fetahna leke fethan mubina. Allah Celle Celaluhu ona müjde veriyor. Sen Mekke'yi fethedeceksin diyor Allah. Efendimiz mutlu. Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah'ın yanına geliyor. Hala o olaydan muzdarip. Peygamberimize çok böyle uzak bir mesafeden yere eğilip sürünmeye başlıyor böyle dizlerin üstünde. Hani bebek emekler ya böyle. Peygamberimizin dizinin dibine kadar geliyor. Diyor ki ya Resulullah, ne olur beni affedin diyor. Ne olur beni affedin. Size karşı sesimi yükselttim, edepsizlik ettim. Yani tabii Efendimiz seviyor onları radıyallahu anh. Ne olur beni affedin ya Resulullah. Efendimiz Hazreti Ömer'i kaldırıyor oradan. Sarılıyor Hazreti Ömer'e. Diyor ki ey Ömer, Allah bize fetih müjdeliyor. İnşallah Mekke'yi, o kutsal toprakları, o mübarek beldeleri oradan alacağız. Ve bu müjdeyi alırlar kardeşlerim ve bunun üzerine burada tabii o giderilmeyen sorunu kim çözüyor? Peygamberimizin hanımı. Efendimiz diyor ki kimse sözümü dinlemiyor, ne yapacağım? Hanımı diyor ki onlar diyor hani seni Mekke'ye gitmek için zorluyorlar. Sana itaatsizlik etmezler. Sen kurbanı kes, onlar da kesecekler. Peygamberimiz Ümmü Seleme annemizin bu sözü üzerine bütün sahabeler Resulullah'ın yaptığı gibi kurbanı kestiler ve geri döndüler ve bunun üzerine bir müjde aldılar. Kardeşlerim, hac ve umre ile ilgili bir hadis okuyup bitiriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki
Benim şu Medine mescidimde kılınan bir namaz, Mekke'deki harem mescidi müstesna olmak üzere, yani Kabe dışında başka mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır. Yani Medine'de 1 rekat namaz 1000 rekat namazdır. Ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim Beytullah'ı hac ederse ve benim mescidime beni ziyaret için gelirse Allah onun bütün günahlarını bağışlayacaktır buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim, bu bir gezi, bir turistik ziyaret değil. Rabbimizin evini ziyaret etmek için niyetlenelim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını kesiyorlar. Umre vazifesi Peygamberimizin, yani kaza olarak, ceza olarak kurban kesiliyor. Ve Mekke'nin fethinden sonra Peygamberimiz o umreyi tekrar yerine getiriyor. Vazifesi bitmiş oluyor. Allah Celle Celaluhu duyduklarımızdan ders çıkarmayı nasip etsin. Rabbim, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam madden aramızda değil, manen her zaman bizimle beraber. Aldığımız bütün kararları Resulullah'a uygun bir şekilde almayı nasip etsin. Peygamberimize Rabbim böyle zerre kadar itaatsizlikten bizi muhafaza eylesin. Kardeşlerim, bu meseleler tabii çok detay vardı. Atladım. Anca bu kadar kısabildim yani. Çok detay vardı. Birçok mesele var. İnşallah haftaya giriş kısmında kalan kısımlardan da önemli yerleri zikretmiş oluruz. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Dualarımızı makbul eylesin. Bütün geçmişlerimize Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Okunan Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı, buraya kadar adım attınız, anne babalarınız vefat ettiyse, geçmişleriniz vefat ettiyse, Rabbim onların ruhu şeriflerine hediye ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim Gazze'deki, Filistin'deki bütün Müslümanlara rahmetiyle muamele etsin. Ve oradaki Müslüman kardeşlerimize fetih nasip eylesin. Gecemiz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.